Bu. Peki bu. Ya bu. Aman Allah'cık, şimdi sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya bir şeyler hatırla, ne bileyim, çocukluğunla ilgili, gençliğinle ilgili, kendinle ilgili. Hayır, hiçbir şey. Bir o nikah memur. Bak halacığım, psikolojide bilinçaltı diye bir şey vardır. Sen o nikah memurunu nereden hatırladığını birden hatırlarsan bana çok kızacaksın. Hadi oradan. Ben senin halan mıyım, değil miyim bilmiyorum ama o adamla hiçbir yakınlığım olmadığına eminim. Ya sen kendi adından bile emin değilsin. Ondan nasıl emin olacaksın? His. İnsan kendi adını hatırlamasa bile bazı şeyleri hisseder. O nikah memuru bir sebeple benim hayatımda önemliydi. Bir an gelecek, hatırlayacağım. Göreceksin. Ya her şeyi hatırla da bir onu hatırlamam. Ay çok kötü. Hadi ben çıkıyorum abine. İyi işler Suzan. Sen böyle bütün gün malak gibi yatacak mısın? Aa, öyle deme Suzan. Sahiden halim yok, yataktan çıkacak halim yok. Bak parmağımı oynatmak istiyorum, oynatamıyorum. Bak nasıl sabit duruyor. Hmm, sen şimdi böyle dersin, ben evden çıkar çıkmaz teleskobunu alır, sinek gibi cama yapışırsın. Öyle deme Suzan, bak gerçekten kıpırdayamıyorum, bak parmağım hala sabit. Ah Avni, ne kadar komik duruma düştün, farkında mısın sen? Bugün de bu numarayı mı buldun? Hastalık numarası. Sana var ya sana, şu kadarcık inanıyorsam ne olayım? Hadi ben çıkıyorum, sonra görüşürüz. Allah, Suzan, gerçekten hastayım, inan bana bak. Bak parmağım hala oynamıyor Suzan. Ve tövbe, ev değil, yatakhane mübarek. Biri içeride zıplır, biri uyanır, tekrar burada uyuyakalır. Şuraya bak. Kocamın evde, bu mi ben? İki can taşıyan ben, kalkan işe gideyim. Ağlamayacağım işte ben. Bu gebeliği bir sulu göze geçirmeyeceğim çocuğu. Sen merak etme. Sağ ol Firuzeciğim. Hadi hayırlı işler. Teşekkürler. Sana. Akşama görüşürüz canım. Akşama sana görüşürüz. Da kolay gelsin. Çok yorma hadi kendini. Tamam belki. Aa, günaydın Betüş. Ne tesadüf. Benle aynı anda işe gidiyorsun ha? Evet, bugün erkenden gideyim kafeye dedim. Yarın Çilek'in doğum günü ya. Şimdiden ha. Pastasını ben hazırlayayım istiyorum. Ay iyi, ben de bir börek açarım artık size. Çantanız. Aa kız, sen ne ara döndün? Bugün döndüm Suzan Hanım. Artık Betüş Hanım'larla beraberiz yine. Ha, bitti mi dava? Bitti. Bundan sonra 30'lu yaşlarda dul bir kadınım artık. Allah bundan sonra hayırlı etsin arkadaşım, ne diyeyim? Çoluk çocuk nerede? Ablam bize bir göz oda açtı. Kendi düzenimi kurana kadar artık onun yanında yaşayacağız. Seni o kadar iyi anlıyorum ki Firuze. Yani şu saatten sonra başka birisiyle yaşamak çok zordur ama inan ki tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra her şey daha iyi olsun inşallah. Hem sen hem çocukları mutlu mutlu yaşarsınız. Ay canım arkadaşım. Bu desteğiniz bana öyle iyi geliyor ki. Sağ olun, var olun. Ay kız, ben seni çok seviyorum. Bak. Hey. İçim geçmiş. Avni. 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 Evde misin? Avni. Evde misin evladım? Avni. Neredesin? Buradayım halacığım. Geleyim mi? Müsait misin? Tamam gel odadayım. Hayrola canım? Ya halacığım ben hastalandım galiba, yataktan çıkacak halim yok. Bak parmağımı kıpırdatamıyorum, sabit kaldı. Ooo yanıyorsun sen. Ateşim de mi var? Var ya. En az 38. Nerede derece bir bakalım. Şu üst çekmecede parmağımla gösterildim ama kıpırdatamıyorum. Üst çekmecede hala.
Tamam, tamam. Üşüttün herhalde. Önce ateşine bir bakalım. Halan seni iyileştirecek. Hiç merak etme. Ay Betüş. Ay benim bu halim ne olacak böyle? Her şeye ağlıyorum. Ay Suzancığım geçer, hassas bir dönemdesin, merak etme. Ay inşallah geçer Betüş. Zira kendimi çok zayıf bir kadın gibi hissediyorum. Suzancığım bir şey söyleyeceğim ama ya umarım bu zayıflığını ve hassaslığını Avni Bey'e de gösteriyorsundur. Bak darılma, sen benim dostumsun. Son günlerde Avni Bey'e çok kötü davranıyorsun. Ay ne yapayım ayol? İçimden gelmiyor ona iyi davranmak. Numara mı yapayım yani Betüş? Ya yarın bir de çocuğu olacak bu adamın. Hala evin içinde peri göreceğim diye çıldırıyor. Ay bu çocuğa nasıl örnek bir baba olacak hiç düşünmüyor ama. Biraz da kabahat kendinde arasan Suzan. Belki ona yeterince vakit ayırmadığın için o da şu söz konusu perilerle vakit geçiriyordur. Ay. Ay ben hiç bunu bu açıdan düşünmemiştim Betüş. Ay. Ay ben sabah evden çıkarken Avni bana ben hasta gibiyim Suzan demişti. Ben de numara yapıyorsun diye inanmamıştım. Bir araba laf etmiştim adama. Ay sahiden hasta olmasın bu. Canım nesi olabilir ki? Ay grip olur. Maazallah Allah saklasın nezle olur bir şey olur. Dur ben ilgili bir kadın olmaya deneyeyim de şunu bir arayayım. Ettiğim gibi. Sen şifayı fena kapmışsın Avniciğim. 38 derece ateşin var. Ya boş ver be hala. Esas ben Suzan bana inanmadı diye üzülüyorum. Ya hastayım dedim bak parmağımı kıpırdatamıyorum. Bak sabit duruyor dedim bana inanmadı. Çekti gitti. Sen dur. Ben açarım. Ben zaten kıpırdayamıyorum. Bak oynamıyor parmağım. Efendim? Alo, Meyve Bey Hanım merhabalar. Suzan ben. Ani bir verebilir misiniz lütfen? Bekle bir sorayım. Suzan arıyor, konuşacak mısın? Bence konuşma. İnat et. Kafasını vura vura duvara kıymetini anlasın. Tamam, konuşmuyorum o zaman. Avni seninle konuşmayacakmış. Sana çok kızgınmış. Yüzünü görmek istemiyormuş. Nasıl yani? Bari hasta mı değil mi? Onu söyleyeyim Meyve Hanım. Sana ne? Hastaysa da ben varım başında. Senin gibi fikirsiz kadın değilim. Ona gül gibi bakar çorbalar pişiririm. Sen işine bak işine. Evden çıkarken kocanı düşünmemişsin. Bundan sonra hiç düşünme hiç. Oh halacığım. Ağzına ellerine sağlık çok iyi yaptın. Keşke ben de parmağımı kıpırdatabilsem. Konuşmak istemiyormuş beyefendi. Kim? Kim olacak Avni? Ağlamayacağım işte. Suzan olacağım. Eski güçlü Suzan olacağım. Ve eve gidince bana mı yaptın hesabı soracağım sana Avni Bey. Puh diyeceğim suratını tüküreceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri annem babam ve bizlerle hayat ve